Herkese merhaba. Bu videoda daha önce hiç yapmadığım bir konsept denemek istiyorum. Her videoya girmeden önce ve her yeni videoya başladığım zaman bunun bir seri olarak devam ettirmek istiyorum gibi şeyler söylüyorum ama henüz daha ikincisini çektiğim video yok. Peki bu videoda ben ne yapıyorum? Çoktan başlıktan bunu anladınız ama ünlü insanların, tanınmış kişilerin, bu bazen popüler kültürden, bazen bilim dünyasından, bilim insanlarından okudukları, sevdikleri, tavsiye ettikleri, zaman zaman sosyal medyalarından paylaştıkları kitapları ben de okuyup yorumlamak istedim bu video serisinde. Açıkçası çok uzattım lafı. Şu anda okuduklarını okuduğum kişi Şeyma Subaşı oluyor bu hafta. Sosyal medya paylaşımlarından 4-5 kitap ismi aldım, listeledim ve kitapları aldım. Bunları bu hafta içinde okuyacağım. İlk kitabı da okudum, hatta bitirdim. Bugün aldım. İlk kitabımız Instagram'ında sanırım bunu paylaştı Şeyma Subaşı. Elif Şafak Aşkın 40 Kuralı isimli kitap. İster istemez bir ön yargım oldu. Bu olumsuz anlamda olacak gibi değil. Ama kendimce yorumladım işte bu kitapları okumuştur gibi ve kişisel gelişimin içinde mutlaka olacağını, tasavvufi belli başlı kitapların olabileceğini ve bazı bestseller dediğimiz romanların olabileceğini düşündüm. Kişisel gelişim ve tasavvuf konusunda yanılmadım. Aşkın 40 Kuralı böyle bir kitap. Aslında direkt olarak böyle bir ders kitabı gibi ya da öğretici anlamda bir kitap değil. Tasavvuf felsefesini anlayabilmeniz için. Elif Şafak'ın Aşk isimli kitabını duymuşsunuzdur. Çok popüler bir kitaptı. Hala daha öyle sürekli baskıları yenilenen ve yok satan bir kitap. O kitap içerisinde bahsedilen aşkla ilgili, tasavvufla ilgili 40 nokta, 40 kural alınmış ve bu kitapta toplanmış. Kitaba ilk baktığım zaman açıkçası kitaba da önyargıyla yaklaştım. Kitabı şu şekilde bir gösterelim. Şu desenler mandala gibi. İç kısmında da aynı şekilde. Buna baktığımızda benim aklıma ilk gelen şey bir plaj storiesi. Kum bu kitap. Yanında bir içecek ve güneş gözlüğü de mutlaka serilmiş. Böyle bir kombinasyon aslında bu kitabın kapağını, kapağıyla yaptığım ön yargıyı bana yansıtan nokta oldu. %100 bu kombinasyonu karşıladı diyemem kitap. Ama bence %70-80 oranında böyle bir benzerlik var. Bu şekilde kumsallarda, plajlarda görebileceğimiz beach kitabı diyebilirim buna. Kitabın içerisinde aşkla ilgili 40 kural var. Ve her bir sayfasında bir kuraldan bahsediyor. Bu kitabı bir anahtar kitap olarak ya da yol gösterici bir kitap olarak kullanamazsınız aslında. Baktığınız zaman tasavvuf felsefesi çok derin ve geniş. Bu sadece motivasyon kitabı, kişisel gelişim kitabı gibi düşünebiliriz bunu. Onun dışında tasavvufla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bu kitap yol gösterici değil kesinlikle. Nasıl edebiyat olduğu zaman bestseller kitaplar birazcık böyle eziklenir kendi içinde ve eleştirilir, beğenilmez eleştirmenler tarafından edebi değeri yok denir falan. Bu da o şekilde düşünebiliriz. Tasavvuf felsefesi var bir tane. Bir de bu kitap var. Bu kitap işte o biraz eleştirilen kısımda kalıyor. Ama bazı sevdiğim yerler oldu kitabın içerisinde. Açıkçası tasavvuf felsefesine karşı da bir ön yargım vardı. Bilmediğim için ne olduğunu, bir fikrim olmadığı için ama bu kitap sonrasında farklı bir kitap alıp tasavvufu anlayabilmek adına bir şeyler okumaya karar verdim. Böyle bir etkisi oldu bende kitabın. Yalan söylemeyeyim şimdi. Bu dediğim gibi kişisel gelişimi barındıran bir kitap içinde. Bazı noktalarda işte birine kötü enerji yollamayın gibi böyle popüler kültürde duyduğumuz şeyleri aslında tasavvuf felsefesiyle de açıklıyor kitap biraz. Verdiği küçük kurallarla. Mesela bununla ilgili bir şey vardı. Şu dünya bir dağ gibidir. Ona nasıl seslenirsen o da sana sesleri öyle aksettirir. Ağzından hayırlı bir laf çıkarsa hayırlı bir laf yankılanır. Şer çıkarsa sana gerisin geri şer yankılanır. Öyleyse kim ki senin hakkında kötü konuşur? Sen o insan hakkında 40 gün 40 gece sadece güzel sözler et. 40 günün sonunda göreceksin. Her şey değişmiş olacak. Senin gönlün değişirse dünya değişir. Bu tarz pozitif olumlamalar vardır. Bu kitaplar bizde de çok popüler oldu. Bu da aslında o tarz bir kitap. Ama üzülerek söylemem gerekiyor ki 22 liram boşa gitti. Yarım saatte okudum bu kitabı ve başka bir kitap okumayı tercih ederdim sanırım. Selam. Şeyma Subaşı'nın önerdiği, daha doğrusu sosyal medya hesaplarından paylaştığı ikinci kitap olan, yaptığım derin stalklar sonucu görebildiğim ikinci kitap Franz Kafka Aforizmalar oldu. Kafam çok karıştı. Yani ben bu videoyu çekmeye başladığım zaman, daha doğrusu bu fikir aklıma geldiği zaman ve bununla ilgili de Şeyma Subaşı'nın okuduğu kitapları okuyayım bari dediğim zaman dalga geçerim, gülerim falan gibi böyle bir düşünceye kapılmıştım. Ama beni bir tık ters köşe yaptı diyebilirim.
Bir kere okuduğu kitaplar tam olarak dalga geçilebilecek bir seviyede değil. Okuduğu kitaplar tarzım değildir, o ayrı bir konu. Ama bu daha sonraki hayatımın ileriki aşamalarında okuyacağım kitaplar olmayacak muhtemelen. Tamam. Ama bazı kitaplar vardır. Direkt olarak kapağından onun dalga geçilmek için yazıldığını anlarsınız. Öyle kitaplar da değil. O yüzden de kaskamda olması üzerine zaten tuz biber ekti. Kitabı okurken bazı yerlerde kaldım yani böyle nasıl olabilir bunu Kafka mı yazdı? Olamaz gibi şeylere girdim. Kitabın içindeki aforizmalar eserlerinin içerisinden yapılan alıntılar değil. Diğer kitaplar gibi, diğer aforizma kitapları gibi. Bu direkt olarak böyle yukarıda gördüğünüz sayılarla yazılmış bir günlük serisi. Ciddiyete davet etmem gerekirse kendi kendimi. Bu kitap Kafka'nın gelişimini de gösteriyor bize aslında. Başlangıçta yazdı. Yani birinci aforizmayla son aforizma arasındaki fark gibi. Ama yine de bazı noktalarda içten içe dalga geçip de sonra bu kitabı Kafka yazdı. Dalga geçemezsin gibi. Kendi kendime uyguladığım bir otosansür de oldu. Ama mesela bunu böyle off the record bir şekilde bazılarını söylemek istiyorum. Mesela 21. aforizmaya bak demişim. Sen ödevsin. Ama görünürde öğrenci yok. Şimdi bunu biz çok farklı anlamlara da görebiliriz. Ama bu sosyal medya kirliliği denilen şeyin olmasıyla birlikte bu böyle bir Instagram hesabının keşfetimize düşürdüğü bir söz de olabilir. Günün sözü diye arabesk notalar isimli böyle bir garip bir Instagram hesabının postu da olabilirdi. O yüzden dedim bu dalga geçme olayını. Sayfa 23'te biraz cringe gibi demişim. 24. aforizma bu da. Bastığın yerin iki ayağının kapladığından daha büyük olamayacağını anlamaktır mutluluk. Yani bu da artık ne bileyim biraz böyle kamyon arkası da demek istemiyorum ama kamyon arkasına da girebileceğin yani kamyon arkası yazılarla haksızlık ettiğimiz çok fazla yazar olabilir. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Sayfa 24'de ise yani 25. aforizmaya ise kahraman Tazeloğlu mu demişim. Ona sığınmazsa insan yaşamdan nasıl zevk alabilir? Sayfa 29. İyi bir bakıma rahatsızlık vericidir. Ve sayfa 44'de de haklısın demişim. Evet. Bu en güzel aforizması olabilir. En sevdiğim aforizması olabilir. Bu dünya için kendini paralaman gülünç. Çok haklı bir serzeniş. Çok haklı bir aforizma. Bunu da okuduk. Sıradaki iki kitabım kişisel gelişimle ilgili olacak. Umarım bunlardan beklediğim sen iste oldur, istersen olur, sana hayat kapılarını sonsuza dek açar falan tarzı böyle biraz gülebileceğimiz malzemeler çıkartırım. O zaman oralarda görüşürüz. 2000 years later. Herkese merhaba. Aylar önce. Abartmak anlamında söylemiyorum şu an ama bayağı bir zaman önce Şeyma Subaşı'nın Instagram'da paylaştığı kitapları okumaya başlamıştım. Ama bir türlü devamını getiremedim iki kitabı okuduktan sonra. Son iki kitabım kaldı. Son iki kitaptan bir tanesini bitirdim. Aslında bitirememenin en büyük sebebi ve en temel sebebi kesinlikle kitapların kişisel gelişim kitapları olmasıydı. Yani kitapların kötülüğünden değil ya da kalitesizliğinden değildi aslında bitirememe sebebim. Bir türlü benim o kişisel gelişim türüne alışamamamdı bence. Kitabı fiziksel olarak gösteremeyeceğim çünkü kitabın Türkçe çevirisini bulamadım. İngilizce olarak da basımı yoktu burada. O yüzden internetten aldım kitabı. Şurada en sondaki Mindfulness isimli kitabı okudum. Bence bu kitap kesinlikle tam bir karantina kitabı. Yani umarım tekrar karantina olmaz, karantinaya girmeyiz ama karantinaya girersek eğer bu kitap tam karantinada okunabilecek cinsten bir kitap. Bu videoyu çekme düşüncesi aklıma geldiği zaman 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağımı tahmin ediyordum aslında. Öyle de oldu. Ama yanıldığım kısım kaliteleri oldu bu kitapların. Hani Kafka'dan, Elif Şafak'tan ve bazı kişisel gelişim yazarlarından önerilerde bulunmuş Şeyma Subaşı. Çok kalitesiz olacağını düşünürken, dalga geçeceğimi düşünürken aslında öyle çıkmadı çok. O yüzden beni utandırdı Şeyma Subaşı'nın kitap zevki. Kişisel gelişim kitaplarına kesinlikle önyargılıyım. O yüzden kişisel gelişim kitaplarını pek okumuyorum. Belki bu video serisi olmasaydı okumazdım da. Ama bu kitap tam olarak benim önyargılarımı karşılayan bir kitap olmadı. Çünkü kişisel gelişim denildiği zaman benim aklıma ilk gelen şey olumlu düşün, olumlu olsun. Sen istersen her şeyi yaparsın. Sürekli böyle bir öğüt verici ve bir şeyleri dikte edici formda kitaplar benim aklıma geliyor kişisel gelişim denildiği zaman. O yüzden bu konuda Mindfulness isimli kitap beni çok yanılttı. Zaten Mindfulness apayrı bir konu, apayrı bir alan. Yani bunu burada açıklayamam okuduğum kitapla. Bu kitap da zaten bunu açıklamaya hedeflemiyor.
Sadece bu kitap mindfulness'a ilgi duyuyorsanız, başlangıç yapmak istiyorsanız o konuda size yardımcı olabilir. İçerisinde egzersizler var. Bu egzersizler sayesinde anda kalmakla ilgili bir fikir sahibi olabilirsiniz. Hatta bir egzersizini paylaşmak istiyorum. Notunu da aldım. Şöyle bir şey söylüyor kitap. Gün içerisinde bir gün önceden ertesi gün için 3-5 tane alarm kurmanızı öğütlüyor. Ve bu alarmları tamamen rastgele saatlere işte 16.43, 11.06, 21.30 gibi saatlerde kurmanızı söylüyor. Ve sonrasında da bu alarm çaldığı anda ne yapıyorsanız o an onları bırakıp o saate kadar yani 11.06 dediyseniz siz 11.06'dan öncesinden başlayarak sabah 6'da mı kalktınız? 6'dan 11.06'ya kadar ne yaptığınızı yazmanızı istiyor adım adım. İlk başta çok anlam verememiştim ama sonrasında şunu fark ettim. Bir tane yaptım sabah. Kurdum alarmı işte. Çok fazla hatırlayamadığımı fark ettim o gün ne yaptığımı. İkinci kurduğumda bir tık daha iyi oldu. En son alarmda artık tam olarak gün içinde ne yaptığımın farkındaydım. Ne yaptığımın, neyi eksik yaptığımın kendi öz eleştiriminde. Bu çok küçük bir egzersizdi. Bunu düzenli yaparak bir adım atmış olabilirsiniz mindfulness'a. Eğer ilgi duyuyorsanız, eğer anda kalmakla ilgili sıkıntılarınız, düşünceleriniz varsa. Tabii ki bunlar hani çok başlangıç aşamasında şeyler. Bunu yaparak ben mindfulness uzmanı oldum diyemem. Ya da mindfulness'a eriştim, o seviyeye geldim diyemem. Sadece bu bir başlangıç adımı oldu. Açıkçası devam etmedim buna. Yani birkaç gün bu kitabı okuduğum için yaptım. Ama sonrasındaki diğer egzersizleri belki siz hayatınızın bu dönemindesinizdir ve size faydalı olabilir. Böyleydi. Bir sonraki kitabımı da bitirmek üzereyim. Umarım bu 1-2 gün içinde çok büyük aralar vermeden bitiririm ve artık bu videoyu kapatırım. Bugün artık son kitaptayım. Şeyma Subaşı'nın okuduğu kitapları okuduğum bu video serisi içinde son kitaptayım. Son kitabı da bitirdim artık sonunda. Diğer kitapta da söylediğim gibi bu son 2 kişisel gelişim kitabı beni çok zorladı okumakta. Çok zor aktı benim için. Bir tanesi fena değildi. Mindfulness olan bu son olan korkunçtu. Yani hiç sevemedim ve kitap okumaktan soğutan anlar oldu beni. How to be better at almost everything. Pat Flynn isimli bir yazardan. Türkçelerine baktım bu kitapların ama bir türlü bulamadım. Online olarak aradım. Online'da da yoktu. Bunları fiziksel kitap olarak satın almaya kalkıştım. O da yoktu. En sonunda böyle son iki kitabı internetten indirdim. Hemen hemen her şeyde nasıl daha iyi olunur gibi böyle bir Türkçe'ye çevrilebilir başlık. Bunun 3 tane temel başlık da incelenmiş. Çabuk öğrenmek, nasıl daha çabuk öğrenilir, hakimiyet kurmak bir şeyler üzerinde ve limitleri zorlamak, yetenekleri zorlamak. Ama bunu benim sevmememin en büyük sebebi çok fazla didaktik bir yerden yazarın bir şeyler anlatmaya çalışması, tavsiyeler vermesi. Hani bunu yaparsan reçete gibi hayatta başarılı olabilirsin. Sana şimdi bunları yazıyorum. 15 gün kullan. 15 günün sonunda iyileşeceksin gibi bir yerden yaklaşmış yazar hayatla ilgili olan bütün konulara. Bu bence çok sıkıcı ve sorunlu. Ergenlikte olan bireyler üzerinden düşünebiliriz bence bunu. O dönemde ailelerimiz bize sık sık çok fazla nasihat verir. Ya da bize öyle gelir. Belki hayatımızın her alanında bu böyledir ama sıklıkla nasihatleri aldığımız ve bunlardan şikayetçi olduğumuz en yoğun dönemlerdir ergenlik. Bu kitap da aslında öyle bir bağlantı kurdu benim için. Çünkü bu nasihatleri, yani yazarın verdiği nasihatler ve verirken yaptığı şakalar biraz daha böyle ergen biri gibi hissettim kendimi okurken bunları. Çünkü zaman zaman yine mi nasihat var, yine mi nasihat geliyor gibi bir şeye kaptırdı beni bu kitap. O yüzden çok beğendiğimi söyleyemem. 1 puan verdim hatta Goodreads'te. Yazarın sürekli olarak kendi anılarından bir şeyler anlatıp sonra bunlardan yola çıkarak senin bunu nasıl yapabileceğini dikte etmesi çok yanlış buldum bence. Çok sakıncalı buldum. Çünkü herkes farklı yollardan giderek aynı sonuca ulaşabilir. Ya da bir yolu seçtiği zaman atıyorum üniversiteye gitmek. Birçok insan yazar da bu yolu seçti. Ben de bu yolu seçtim. Şu an videoyu izleyenlerden de bu yolu seçen var. Ama herkesin süreci daha farklı. Herkesin bitiş noktasına geldiğinde hissettikleri, yaşadıkları çıkardı dersler daha farklı. Şimdi o videoyu kapatıyorum. Fakat sizden kapatmadan önce bir ricam var. Bu videonun altına önerilerinizi bekliyorum. Kimin okuma listesini ya da kimin sosyal medya hesaplarından paylaştığı kitapları okumalıyım bir sonraki videomda. Bununla ilgili bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bu arada beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.